Çekilin yoldan, Nilo'ya geliyor. Düt düt düt. Vın vın vın. Bip bip. Arabam çok hızlı gidiyor. Tosmiş, beni geçemezsin. Beni kimse geçemez. Ben de kendime bir araba yapacağım. Gökkuşağı balıkları, yakalayın beni. Beni geçemezsiniz. Vın. Benim arabam çok hızlı. Vın. Benim arabam da çok hızlı. Aa Mete, araban çok güzelmiş. Evet, ben yaptım. Üstelik çok da hızlı bak. Vın vın. Ama benim arabam daha hızlı. Vın. Geçeceğim seni Nilo'ya. Ne eğlenceli bir yarış. Ben de yarışmak istiyorum. Geçtim seni Nilo'ya. Şimdi yetişiyorum sana. Benim arabam daha hızlı. Vın vın. Aa, ne ilginç bir araba. Bisikletinin üstüne koymuşsun arabayı. Evet, böyle daha hızlı gidiyorum. Yine de beni geçemezsin. Vın. Benim arabam daha hızlı. Vın. Merhaba arkadaşlar. Araba yarışı yaptığınızı duydum. Uf, arabaya bak. Çok güzelmiş. Akülü araba. Ama yine de benim arabamı geçemez. Asıl benimkini geçemez. Arkadaşlar durun. Ne oldu abi? Bence bir araba yarışı yapmalıyız. Kim daha hızlı görmeliyiz. Haklısın Murat. Bu çok eğlenceli olur. Hadi hemen başlayalım. Bu büyük bir yarış olacak. Köyün bütün çocukları katılacak. Harika bir fikir abi. Babam bana çok güzel bir araba yaptı. Kemerimi taktım, gaza bastım. Tosmişimi geçtim. Mete'yi de belki geçebilirim. Babam bana çok güzel bir araba yaptı. Kemerimi taktım, gaza bastım. Balıkları geçtim. Mineyi de belki geçebilirim. Yarış başlıyor. Bakalım kim kazanacak. Kim kazanırsa kazansın. Çok eğlenceli olacak. Yarış başlıyor. Bakalım kim kazanacak. Kim kazanırsa kazansın. Çok eğlenceli olacak. Merhaba arkadaşlar. Büyük araba yarışına hoş geldiniz. Yarışımız başlamak üzere. Lütfen herkes yerini alsın. Yarış ben 3 deyince başlıyor. 1, 2, 3. Daha yarışın başında Mert ve Efe'nin arabaları yolda kaldı. Elif yarışı önde götürüyor. Ama o da ne? Elif durdu gitmiyor. Arabasıyla ilgili bir sıkıntı olmalı. Arabamın aküsü bitti. Bu yarışı mutlaka kazanmalıyım. Beni kimse geçemez. Tüh, arabam bozuldu. Mine de yolda kaldı. Yarış Nilo'ya ile Mete arasında devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Nilo'ya önde görünüyor. Mete hemen arkasında. Mete hızlandı. İşe çok az kaldı. Mete Nilo'yu geçiyor. Mete geçti. Yarışın kazananı Mete oldu. Ben kazandım. Ben kazandım. En hızlı araba benim. Tebrikler Mete. Büyük araba yarışını sen kazandın. Çok iyiydin Mete. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim Mete. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kazanmayı çok istedim ama olmadı işte. Tosmiş gördün mü? Yarışı kazanamadım. Yarış bu. Sonuçta bir kişi kazanacaktı. O da ben olmadım.
tüm yarışları kazanmak zorunda değilim ki. Kazansam da kaybetsem de ailem beni çok seviyor. Arkadaşlarım da seviyor. Arkadaşım Mete birinci oldu ve ben onu hala tebrik etmedim. Mete! Mete tebrik ederim, çok iyi yarıştın. Teşekkür ederim Milo'ya. Yıldızlar yere mi düştü? Gökyüzü çok güzel. Ay ve yıldızlar ışıl ışıl parlıyor. Aa, burada parlayan bir şey var. Tosbik bak. Yoksa yavru bir yıldız mı? Evet. Bu yavru bir yıldız olmalı. Daha çok küçük. Ne işin var senin burada küçük yıldız? Ha? Gidiyor. Küçük yavru yıldızlar. Hepsi bir araya gelmiş. Bahçemizi aydınlatıyorlar. Milo'ya kızım, hadi artık eve gel. Hemen geliyorum anne. Minik yıldızlar, benim uyku vaktim geldi. Şimdi gitmeliyim. Yarın yine görüşürüz. İyi geceler. Gel Tosbiş, eve gidiyoruz. Yıldızlar gökyüzünden inemezler Nilo'ya. Ben de yıldızların yeryüzüne indiğini hiç görmedim. Dün gece bahçemize geldiler. Bunlar yavru yıldızlardı. Pırıl pırıl parlıyorlardı. Aa, çok merak ettim bu yavru yıldızları. Ben de. Gece olsun size gösteririm. Bakın, Tosbik'le Tosbağa gidiyor. Tosbik, fazla uzaklaşmayın. Hadi biz de onlarla gidelim, kaybolmasınlar. Dün gece gördüğüm düş değildi. Yıldızlar hep bahçemizde. Büyüklerine baktım, hepsi gökyüzünde. Bunlar yavrusu herhalde. Dün gece gördüğüm düş değildi. Yıldızlar hep bahçemizde. Büyüklerine baktım, hepsi gökyüzünde. Bunlar yavrusu herhalde. Bir yanıp bir sönüyorlardı. Demek ki çok yorulmuşlar. Işıl ışıl parlıyorlar bahçemizde. Küçük yavru yıldızlar. Bir yanıp bir sönüyorlardı. Demek ki çok yorulmuşlar. Işıl ışıl parlıyorlar bahçemizde. Küçük yavru merak etmeyin, Tosbik yolu biliyor. Mutlaka dönerler. Tosba evin yolunu bilmiyor ama. Onu daha önce hiç yalnız bırakmamıştı. Üzülme Mete, bulacağız onları. Hadi çocuklar, bahçeyi çok dikkatli bir şekilde arayalım. Ben arka bahçeye bakıyorum. Ben serendere bakacağım. Belki sarı kanatın yanına gitmişlerdir. Biz de oraya bakalım Mete. Hemen bakalım. Kaç Nilo'ya kaç. Dur sarı kanat, kızma. Kaplumbağalar kayıp, onları arıyorum. Burada yoklar. Belki çalılığın arasına girmişlerdir. Olabilir, hadi gidip bakalım. Ben evden bir lamba getireyim. Gerek yok baba. Yıldızlar bahçemize geldi. Onlar bizi aydınlatır. Yıldızlar mı? Küçük yıldızlar. Nilo'ya haklıymış. Gerçekten gelmişler. Nasıl olur? Yıldız değil, ateş böceği bunlar. Ateş böceği mi? Ama yıldız gibi parlıyorlar. Evet anne bak, yanıp yanıp sönüyorlar. Ateş böcekleri de tıpkı yıldızlar gibi etraflarını aydınlatabilir. Bakın burada bir şey var galiba. Sesler geliyor. Bir bakalım ne varmış. İşte kayıp kaplumbağalar burada. Tosbik! Tosba!
Seni çok merak ettim. Canım Tosbi'yim benim. Demek ateş böcekleriyle oyun oynuyordunuz. Hadi biz de oynayalım. Bahçemizin yeni ışıkları. Ateş böceği Tosbi'yi çok sevdi. Ağaçlar konuşur mu? Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Murat, ağacın arkasındasın. Sobe, sobe. Sobeledim seni Murat. Tüh. Beni görmedi. Nilo'ya neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Armut! 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 Bu ne garip bir ses. Nilo'ya gördüm seni. Sobe, sobe! Abi, az önce ağacın arkasına geçip sesini değiştiren sen değildin değil mi? Hayır Nilo'ya ben değildim. Mete değil, sen değilsin. Kim peki konuşan? Ağaçlar konuşur mu? Ağaç, ağaç. Bu az önce duyduğum ses. Şimdi de ağaç diyor. Ağaç konuşuyor. Ağaçlar konuşamaz diye biliyorum. Ama bu ağaç konuşuyor. Bunca zaman bizimle konuşmayan bu ağaç neden şimdi konuşsun ki? Belki bizden yardım istemek için konuşuyordur. Evet, ağaç bizden bir şeyler istiyor. Ağaç, ağaç, ağaç. Sevgili ağaç, bizden su mu istiyorsun? Bence daha yavaş konuşmalısın Nilo'ya. Hızlı konuşunca bizi anlamıyor olabilir. Haklısın Mete. Güzel ağaç, su ister misin? Su. Su, su. Gerçekten su dedi. Su, su. Ağaç su istiyor. Hemen getiriyorum. İşte suyun geldi. Bol bol dök Nilo'ya. Belli ki çok susamış. Başka ne istersin ağaç? Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? Oyun. Oyun, oyun. Ağaç oyun oynamak istiyor. Ben hemen kırmızı arabamı getiriyorum. Ağaçla çok güzel oyunlar oynayacağız. Oyun, oyun. Ağaçlar hiç konuşur mu? Çocuklar, ne oynuyorsunuz böyle? Ağaçla oynuyoruz baba. Baba biliyorum duyunca çok şaşıracaksın ama bu ağaç konuşuyor. Daha önce hiç konuşan ağaç görmemiştim. Biz de ilk kez görüyoruz baba. Ağacın sesini duymayı ben de çok isterdim. Sevgili ağaç, hangi oyuncakla oynamak istersin? Araba mı, bebek mi? Araba, araba. Ağaç arabamı çok sevdi. Ben şimdi geliyorum çocuklar. Size bir şey göstereceğim. Peki babacığım, biz buradayız. Ağaç, araba yarışı yapalım mı seninle? Araba, araba. Ağaç, araba yarışı oynamak istiyor. İşte geldim. Baba, bu merdivenle ne yapacaksın? Şimdi görürsünüz. Gel bakalım buraya. Heh. Aferin sana. Aa, bu ne? Bir papağan.
Sizinle konuşan ağaç değil, bu hayvan. Papağan mı? Ah, nasıl aklıma gelmedi bu? Su ister misin papağan? Su. Su! Su! Evet, konuşan papağanmış. İlk defa konuşan bir papağan görüyorum. Ben de. Bu bir arkadaşımın papağanı. Sabahtan beri kaybettiği papağanını arıyordu. Onu bulmanız çok iyi oldu çocuklar. Papağanı görünce çok sevinecek. Onu götürüyor musun yani? Evet, tabii ki götüreceğim. Sahibine vermeliyiz. Başkasına ait olan şey izinsiz alınmaz. Alınmaz, alınmaz. Peki baba. Güle güle papağan. Bir dahaki sefere izin alıp gel. Güle güle. Güle güle. Sayfamı üye olmak için tıklayın.